insan. Bir konuda çok üzücü bir olay oldu. Bu insan bunun karşısında intihar etmeyi düşünmesi, bu konu karşısında bir maddeye kendini vermesi, ayrıyeten çalıştığı işine kendini daha çok da verebilir. Daha da fazla işte o işe özenebilir. Bunlar hep üzüldüğümüzde veya strese girdiğimizde olaylar karşısında güçlü durmak adına yaptığımız bazı fiilen hareketler diyeyim yani. Biraz anlatım bozukluğu oldu ama olsun. Hani bunları biz öğreniyor muyuz? Nasıl oluyor? Ben sadece size bundan bahsedeceğim. Öncelikle son zamanlarda şehrimden örnek verirsem, benim yaşıtlarımda aşk acısı adı altında bunalıma girip intihar eden çevremde insanlar oldu. Yaklaşık bir yılda iki kişi, çevremdeki iki tanıdığım insan bu şekilde intihar etti ve öldüler. Şimdi öncelikle bu olay hakkında çok derin bilgiye sahip. Daha fazla yorum yapmayacağım. Sadece beni bu yöne ileten şeyin bu olaylar olduğunu düşünüyorum. Yani bu videoyu çekme ve bu konu hakkında sizlerin de görüşlerini alarak sohbet etme ihtiyacını bu yüzden hissettim diyeyim. Son bir yıl içinde böyle fazla olması, daha tanımadığım çevrede buna benzer olaylar çok fazla oluyor. En azından şöyle düşündüm. Bu intihar eden insanlar çevremde bu kadar şeyse, nasıl söyleyeyim, daha benim çevremde tanıdığım insanlardan böyleyse daha tanımadığım nice insanlar vardır. Yani sadece benim dar çevremde böyleyse olan kim bilir Türkiye'de veya dünyada ne kadar fazladır. Açıkçası bu istatistik beni üzdü. Çünkü onun yerinde dedim bir çok çok daha yakın biri olabilirdi veya bir Allah korusun kimseye yaşatmasın Rabbim öyle bir şey. Hiçbir yakında bir aile bireyim olabilirdi veya ben olabilirdim diye. Açıkçası birazcık üzüldüm. Bayağı üzüldüm. Çünkü bir duygusal boşluk ve sonucu gerçekten kötü bir kapıya çıkıyor. Yine de Allah bilir yani gerçekten mi intihar etti onlar. Olayın biri kısaca size anlatayım. Emir diye bir arkadaşımız vardı. Yani arkadaşımın arkadaşı ama aynı mahallede oturuyorduk biz bu çocukla. Bu çocuk şey yapıyormuş işte. Aslında çok sağlam bir tip değilmiş yani öyle diyorlar. Çok yakın tanımıyorum ama görüyordum yani mahallede. Böyle bir muhabbetimiz yoktu. Bu çocuk bir gün işte sürekli işte evden gidiyormuş. Ailesiyle kavga ediyormuş. Sürekli onlara bir rest çekiyormuş. Böyle gerçekten ailesiyle ağır sorunlara varmış diyeyim. Bu çocuk aradan bayağı bir süre geçiyor. Madde kullanmaya başlıyor. İşte çevreye nasıl temin edebileceğini soruyor maddeyi. Bayağı bir görgü tanığı diyeyim. Aynen görgü tanığı var bu konu hakkında. Velhasıl gel zaman git zaman benim arkadaşım diyor ki bu çocuğa. Oğlum bak diyor. Hani kullanma böyle şeyler. Yapma. Kendine zarar verirsin diyor. Bu arkadaşımız ne yapsın? Hani çok gerçekten dertliymiş. Böyle bir şeye başvurulmaması gerekiyor ama kendi adına son radde olduğunu düşünerekten işte başvurmuş böyle şeylere. Bir günde mektup yazmış. Olayın tam detaylarına hakim değilim bu arada. Mektup yazmış. İşte affetmesini istediği bir kız varmış onu. Artık ne oldu çok bir fikrim yok. Kıza mektubu yazmış ve binmiş arabaya. İşte boğazına ip takmış. Onu da bir direğe bağlamış. Camdan çıkartmış o ipi. Gaza basmış işte orada boynu kırılmış ölmüş. Bu haber Aksaray'da intihar. Arabayla intihar yazarsanız çıkar. Emir diye bir tanıdığımız da diyeyim. Ondan sonra ben geçen sene bir farklı lisedeydim ya.
Salla gitsin be. Karşımıza çıkacak insan mı yok deyip.
Her şey.
maçımız oldu.